Verin kitaplarınızı sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza. Başlasın satır altlarını çizmeye. Sonra karşılaştırın sizdekiyle. En az dörtte dördü birbirini tutmuyorsa terk edin onu. Ya da izin verin o sizi terk etsin. Onlar batıydı, biz doğuyduk. İkilik vardı aramızda. Oysa dünya haritası batıdan bakılarak çizilince doğunun şekli bozuluyordu. Ve dünya kendisinden iki harita çıkabilecek kadar büyük gibi durmuyordu. İki hükümdara yetmiyordu. Özleyenler bilir, uyku bir gereksinim değil, sığınma talebidir geceye. İnsan içinden yenilenmeyince dışından eskir. Birine altı çizili kitaplarınızı vermek, yaralarınızı emanet etmektir bir bakıma. Gönül gözünle görürsen eğer, kelebeğe değil, tırtıla sevdalanırsın. Günah da ahla kafiyelidir. O da siyahla, simsiyahla, vahla, eyvahla. Lakin hepsi de Allah'la. Ahtır kafiyelerin en güzeli. Tanımaktır anlamanın ilk şartı. Sevmek anlamaktan sonra gelir. Ne kadar güçlü olsa da ağaç, vakti geldiğinde yaprağının düşmesine mani olamaz. Ama dayanmak mümkün değildi. Peki, zaman her acının ilacı değil miydi? Gözden ırak olan, gönülden de ırak olmuyor muydu? Aşk bile olsa her şey, önünde sonunda bitmiyor muydu? Bitmiyordu. Bir adım sonrası ölüm. Ölünmüyordu. Sürüp gidiyordu. Aşk öylece geldi. Aralarına girdi. Ama ayırmadı, birleştirdi. Öznesi çiftse de, eylemi birdi. Artık sebeplerim, sonuçlarım bu dünyaya sığmıyor. Savunmama gelince, sebebim yok ki bahanem olsun. Bahanem yok ki savunmam olsun. Ve insan, ancak dili kadar edeplidir. Bilmediği kelimeler kadar edepli, bildiği kelimeler kadar edepsizdir. İnsan olan her hesabı aşar da, bir kendi sözcüklerinin ağırlığı altında ezilir. Hayatta başıma gelebilecek en güzel şeydi. Onun gelişinden önce ne varsa hükmünü yitirdi. Kendi geçmişimi yeniden kurdum. Onunla yorumladım, ondan evvelki her şeyi. Onsuz bir geçmişim sanki yoktu. Seni seviyorum demek, ruhun ve bedenin bütün zerreleri zikre susamışken, söylenmezse ölmek demekti. Söylemem değildi mesele. Söylemezsem ölmemdi. Birisine seni seviyorum dediğinde fikrimce yer ile gök titrerdi. Kahramanı sen olsan da hikaye benim. İçinden şiirsiz geçilemeyecek kadar derin gözleri vardı. Sudan sebeplerle yitiririz su gibi aziz şeyleri çoğu zaman. Züleyha, Yusuf'a bir mektup yazmaya başlayınca Yusuf diye başladı, Yusuf diye bitirdi. Gördü ki hitaptan öteye geçemedi. Anladı ki aşkın namesinde sen nameden öte kelam yok. Ve Züleyha'nın lügatında Yusuf'tan öte sözcük yok. Tarih ileriye doğru gitse de gördüğü sadece geçmiştir. Gerçek şu ki, kalplerin dili olsaydı, dilin ihanetine uğramadan birbirlerine daha çok şey anlatabilirlerdi. Bir şeyi hak edenden esirgemek kadar, hak etmeyene vermek de haksızlıktır.
Görmekten sonra görülmek, aşkın ikinci kademesiydi. Sevme davasına girişip de geceyi uyku ile geçirenlerin davası yalandır. Sahibine yetişecek hecelerin yoksa vurursun sükutunu kör bir geceye. Ey kalem, nereye vardık ki ucun kırıldı? Şairlerin neden şiir yazdıklarını, pelikanların yavrularını, neden kanlarıyla beslediklerini anladığım gün anladım. Dünyanın ipi koptu, çivisi çıktı. Benimse bildiğim tek şey var. Her şeye rağmen hayat, onurla tamamlanması gereken bir şeydir. Her şeyin gelip geçici olduğu bu kadar zahirken, insan nasıl olup da bu kadar çok acı çekebiliyor? Nasıl sevdiyse öyle de sevildiğini zannetti. Şu güneşli dünyada her şey gölge üstüne gölgedir. Ah kızım, eğer o sana bakmıyorsa sen onun baktığı yerde olursun. O gelmiyorsa sana sen onun gittiği yerde durursun. En yakıcı aşktan geri dönmek, en basit bir evliliği bozmaktan daha az hasar verirdi. Bu kadar çok hayır diyebilmek için ne kadar büyük bir evet demiş olmak gerekirdi. Bir yalana denk gelmeye kalmasın insan. Sonra binlerce doğruyu sorgulamak zorunda kalıyor. Bir sıkıntının geçeceğine duyulan güven, ona dayanmanın tek çaresiydi. Benim kırgınlığım, sesi odama kadar uzanıp da beni sabah namazına uyandıramayan müezzine duyduğum kırgınlıktan çok fazlasıydı. Dua, mucizeye inanmaktı. Ölümün her şeyi eşitlediği muhakkak. Ziya Paşa diyor ya, İnsanın ihtiyacı bir lokma ekmek iken, bu keşmekeşi derdi ihtiyaç neden? Beni sev, bu iyiliğini hiç unutma. Sevilen bir kadın, bir erkeğin bütün acılarını dindirebilirdi. Bir şeye hayat vermeye kalkışan, onun için de yaşamayı göze almalı. Bir şeyin son kez olduğunu bilmek yakıcı bir bilgidir. Yangından geriye ne kadar hasar kaldığını ancak dumanlar dağılınca anlayacaktı. Yara sıcakken duymamıştı acıyı. Gerçek acı zamanla başlayacaktı. Belki her şey bir şey içindir. Bunca yaşanmışlık bir tek yaşamak içindir. Kim ki dar zamanda el uzatır muhtaç olanlara, el uzatmış demek olur kendi yarınına. Senin hayatının benim kağıdıma düşen yazısı bu. Sonrası büyük bir sessizlik ki, dışı sükût, içi kıyamet. Ateş de, aşk ve ölüm gibi. Kimse kimsenin yerine yanmıyor ve kimsenin yangını kimsenin yangınına uymuyor. Ne zaman ki birine güvendik, kolumuz, kanadımız, gönlümüz kırıldı. Aşk bahane, herkes kendini seviyor.
Bir kadının en büyük erdemi isminden az bahsedilmesiydi ona göre ve ismini korumak kız kısmının en önemli vazifesiydi. Anlamanın sonu merhamet, onun da sonu affetmektir. Bilinmeyen bir şeyi hatırlamak zor, unutulmuş bir şeyi hatırlamak kolaydır. Yitirdiğimizi tanırız bulduğumuzda, yitirmediğimizi değil. Mülk gibi söz de ve aşk da ondan. Dilsiz düşünce yoktur da, duygu çoğu kez dilsizdir. Siz aşkınızla hiçbir şey arasında tercih yapma mecburiyetine düşmeyin. İlahi adalet vardır ve tahmin ettiğimizden çok daha fazla tatmin edicidir. Ben kalbiyle yaşayanlar zümresindenim.